kimseye beklemiyordum. Kim ki acaba? Sen gelmeyecektin bu akşam. Ya gelmeyecektim kardeşim de. Hemen gelmem gerekti. Niye? İşler biraz değişti de. Ne oldu? Hayır. Ya Haluk abi aradı. Buranın adresini istedi benden. Annenle buraya geliyorlar şimdi. Ne diyorsun ya? Ne zaman burada olurlar? Valla beni aradıklarında evden çıkıyorlardı herhalde. Yani gelmek üzeredirler. Oğlum beni arasana hemen. Aradım oğlum, telefonuna bakmıyorsun ki. Ha. Benim doğru. Sessizliğe dikim izliyorduk biz, kusura bakma ya. Neyse canım. Gelecekleri varsa görecekleri de var bak. Evimiz gibi tertemiz çiçek. Alev sağ olsun. Evet ya Alev, ellerine sağlık. Yani evi ben hiç böyle bu kadar derli toplu görmemiştim. Ya ben de abi evdanlıktır diye koşarak geldim hemen. Şunu çıkarayım hemen gel. Tamam o zaman şimdi ben gideyim artık. Ya Emre'cim ama bir şey söyleyeceğim. Yani sen de bu kadar korkmamalısın bence. Yani sonuçta sen artık kaç yaşına geldin? Büyüdün, koca adam oldun. Hani evin dağınık mı, toplu mu falan, böyle şeylere kendin karar vermelisin bence. Ya tamam, doğru söylüyorsun da Alevciğim, sen annemi tanımıyorsun. O biraz titiz, düzenlidir böyle. Ya bilmiyorum ama yani... yani sonuçta sen artık ayrı evlerde yaşadığınızı, özgür bir adam olduğunu ve artık senin kendi kuralların geçerli olduğunu bence annene anlatmalısın. Yani bu kadar annen de her şeye karışmasın bakalım. Yani evet, aslında doğru söylüyorsun. Büyücük koca adam olduk. Evet. Neyse ben artık gideyim gerçekten. Annem beni de görünce kızmasın Emre'cim. Ya yok canım, kızmaz, o kadar da değil, sen otur. Yok. İnan bana kızar Emre. Ben gerçekten gideyim. Otur ya, bu vesileyle annemlerle de tanışmış olursun işte. Yok yani ben bugün gerçekten hiç tanışmak istemiyorum. Bak böyle daha güzel bir organizasyon yaparız, başka bir zaman tanışırım, olur mu yani? Ya Alev otur, Allah aşkına otur. Ay yok Emre'cim, gerçekten çok isterdim ama yani kusura bakma, başka zaman artık. Meto görüşürüz, hoşça kal. Ben bir gideyim. Peki, tamam peki. Hadi görüşürüz size. Görüşürüz, hoşça kal. Hadi güle güle. Bay bay. Dikkat et. Evde parti verilmiş ya. Ya ne partisi oğlum, film izliyorduk. Toparla. Parti diyor ya. Kavuç, bu ne? Ne? Vay. Ne vay vay. Şey almış, hediye almış, işe başladık. Sen aldın mı bir şey? Yok hiç. Anca gel, babam gelecek de bilmem ne de. Tam Merve yumuşamıştı, pat diye bir mesaj telefonuna. Serkaç Bey. Patavatsızca bir yorum yapmış kızın mezuniyet kıyafetine. Tuna, sen beni dinliyor musun? Ha? Ne dedim ben en son? Sen Merve yumuşamışmış. Yumuşamamış mı? Oho! Ta başa sardın. Kusura bakma Gönül ya. Çok önemli bir iş aldım yani. İşi tamamlamaya çalışıyorum ya. Buna konsantreyim. O yüzden tam şey yapamadım. Özür dilerim, ne olursun. Ne iş o? Ya yeni bir reklam filmi. Yani onun çalışması lazım. Çay firması giriyor piyasaya. Onun için çok önemli benim için. Ne olursun özür diliyorum. Kusura bakma Gönül'cüm ya. Tamam önemli değil ya. Anlatırım. Zaten sonra anlatırım. Senin işin daha önemli. Yok hayatım, yok. Anlat, dinliyorum ben seni. Yok, anlatmayacağım Tuna. Senin işin daha önemli. Sen devam et. Yok Gönül, tamam ben durdum şu anda zaten. Yani senin... Bayıltırsın sana. Anlatmayacağım diyorum. Devam et işine diyorum işte. Gönül, sonra anlatırım. Ama merak ettim ya şimdi. Bıraktım şimdi. Bir şey anlatıyordum. O sırada konsantre olduğum için şey yapmışım ben ama dinliyorum da bir yandan. Tuna! Devam. Gönül, anlat. Yani merak ettim ama. Götür şunu abi. Ayakta götüren bak. Ya mısın sen? Götür işini baba, sen götür. Hadi. Sağ olsun. Buyurun. Babacığım. Bu ne oğlum? Çay baba. İnce belli bardağın yok mu? Biz onu almayı unutmuşuz baba da. Meto'cum biz onu not edelim. Evet. İç hadi. Notumuzu aldık bir saniye. Biz bunlara şey bir dahaki de diyet yaptırırız İnce'ye. Sağ ol sen. Afiyet olsun. Yoksa biz de hallederdik babacığım. Tabii canım. Yani sen de hallederdin biliyoruz. Tabii. Haluk. Ne?
Buyurun, bunlar da kitleriniz. Ay ay ay. Afiyet olsun. Ne kadar amarat yoğurdumuz var, görüyorsun annesi, biliyor musun? Ama dalga geçme ya. Halipciğim, keşke böyle senin de elinde tabaklar servis yaparken görsek. Kızım, ben taş fırın erkeğiyim. Benim elimde ancak kumandayı görürsün. Ne yazık ki değil. Haluk, Emre'ye sürprizini söyleyeyim mi? Ya da bir kesinleşsin, ondan sonra söylersin. Aa, dur dur baba ya, taş koyma hemen. Ne sürprizi bu anne? Sana çok güzel bir haberimiz var. Ha, ne oldu ya? Babacığım, yani ya aslında iyi fikir de sanki böyle reklamlar çok fazla var. Yani hiç farklı gelmedi bana. Yani çok değişiyor Tuna amca. Ya haklısınız valla. Ben de aynı noktada tıkalı tıkalıyorum kendimden ya. Ay Tuna, kaç tane kağıt harcadın? Yeter ama artık. Yani babacığım, bence çözümü çok uzaklarda arıyorsun. Biraz daha yakına bakman lazım. Ne demek, anlamadım Merve. Bazen çözümü insanın burnunun ucundadır ama işte insanlar görmez. Senin durumun da buna benziyor. Yani benim yaptığım bir brainstorming, yani beyin fırtınası. Yani bu sadece fikir. Ama benim görmediğim, ne anlamadım ben. Ben de epey merak ettim ya. Yani. Nerede kaldı bu kadın ya? Anne! Anne, iyi misin? Anne! İyiyim, gelin, iyiyim. Anne! Çık artık, üzme bizi. Geldim, geldim. Ne? Sen misin? Bu ne? Anne, ne yaptın sen ya kendini öyle? Renzi Bey artık yabancı hissetmeyecek kendini bizim yanımızda. Maske bulaşıcı hastalık gibi abi. Kadriye anneye de bulaştı. Sus Şükrü. Çıkar şunu anne. Çıkarmayacağım. Ya pati tomada alalım mı? Hatice sus, ben bahsetme. Anneciğim, lütfen çıkar şunu. Hayır. Nikaha kadar çıkarmayacağım. Remzi Bey'le ikimiz nikahtan sonra çıkaracağız. Sümüzü göstereceğiz. Venedik maskesiymiş bu. Ta Venediklerden geldi. Anne, ne bu sürpriz, söylesene. Biz... Evet. Babanla... Evet. Evlat edinmeye karar verdik. Ana! Ya, yakınları kardeşin olacak. Harika bir haber. Ne diyorsunuz ya? Sevindin mi? Hem de çok sevindim. Böylece benim yakamdan düşersiniz. Sen hiç merak etme. Beş kardeşin de olsa yine de senin peşini bırakmayacağım avuç kafa. Neyse, ne zaman geliyor şimdi kardeşim? Ya, yani henüz bilmiyoruz ama iki günü arayacaklar. Ya, prosedürler devam ediyor. İş...